Yani TV'den hayırlı akşamlar. Ben Fatih Şahin. Bugün 9 Temmuz Salı ana haber bültenimize hoş geldiniz. Hakkari'den gelen haber yüreğimizi yaktı bugün değerli izleyenler. İki kahraman Mehmetçiğimizi şehit verdik. Teröristlerin saldırılarında bir askerimize yaralandı. Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine hava harekatında ise 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bombalı tuzaklar ve hain pusularla Mehmetçiğin kararlı operasyonlarına karşılık vermeye çalışan PKK'lı teröristler Hakkari Şemdinli'de askeri araca uzak mesafeden saldırı düzenledi. El yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Avaşin bölgesi Batın Tepe üst bölgesi doğusunda seyir halinde olan askeri aracın geçişi sırasında patlatılan EYP ile şehit olan askerlerden hava savunma üsteğmen Emre Kargan'ın baba ocağı Muğla'da ve şehit piyade uzman onbaşı Hüseyin Nayır'ın Burdur'daki evlerine ateş düştü. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Kuzey Irak'ta Haftanin ve Metina bölgelerindeki PKK mevzilerine pençe harekatıyla koordineli olarak hava harekatı düzenlendi. 3 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta terör örgütünün silah mevzisi barınak ve sığınak olarak kullandığı hedeflerde imha edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirve oturumuna katıldı. Türkiye'nin milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, Suriyeliler için 37 milyar dolar harcadık ancak Avrupa ülkeleri taahhütlerine rağmen beklenen desteği vermedi dedi. Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenica soykırımı kurbanları anısına düzenlenen törene de katıldı. Avrupa İşbirliği sürecinin bu zirve toplantısı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, göçmen krizine dikkat çekerken Türkiye'nin 4 milyon mülteciye yardım ettiğini belirtti. Erdoğan, Suriyeli mülteciler için 37 milyar doları aşan harcama yaptıklarını vurguladı. Son birkaç yıldır bölgede çok ciddi insan hareketliliği yaşanıyor. Suriye, Irak, Afganistan ve Kuzey Afrika kaynaklı yoğun bir düzensiz göç baskısıyla karşı karşıyayız. Avrupa Birliği ülkeleri sayıları onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken, Türkiye halihazırda 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Milletler hesaplamalarına göre bugüne kadar yalnızca Suriyeli sığınmacılar için 37 milyar doları aşan harcama yaptık. Avrupalı ülkelerden gelen taahhütlere rağmen bekledikleri desteği göremediklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin 6 milyar avroluk taahhüdünden şimdiye kadar sadece 2,5 milyar avrosu serbest bırakılmıştır dedi. Bu zorlu süreçte Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremedik. Üzülerek belirtmek isterim ki Türkiye gibi Suriye'ye komşu ülkeler ile Balkanlar gibi transit bölgeler düzensiz göç akınının tüm yükünü taşımak zorunda bırakılmıştır. Suriyeli mülteciler için harcanmak üzere ülkemize verilen katkı taahhütleri yerine getirilmemiştir. Avrupa Birliği'nin tam 6 milyar avroluk taahhüdünden şimdiye kadar sadece 2,5 milyar avrosu serbest bırakılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Srebrenica soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katıldı. Srebrenica'da yaşanan soykırımın 24. yılında toprağa verilecek 33 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy, başkent Saraybosna'dan Potoçeri Anıt Mezarlığı'na uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerle Bosnalı vatandaşlar burada soykırım kurbanları için dua etti ve aracın üzerine çiçekler yerleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'teki ilk gün temaslarına bakalım şimdi de. Butmir askeri üssünde Türk askerleriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik ve konsey üyeleriyle de birer görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Avrupa Birliği Barış Gücü bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığı'nda görev yapan Türk askerleriyle bir araya geldi. Merhaba asker. Sus! Nasılsınız? Sus!
Erdoğan komutanlığa gelişinde askeri tören mangasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinde askerleri seslenirken bizim kimsenin toprağında gözümüz yok dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla yayılmacı, müdahaleci bir perspektifle hareket etmemektedir. Her zaman söylediğimiz gibi bizim hiç kimsenin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, iç işlerinde gözümüz yok. Biz sadece kendi milli güvenliğimizi, kendi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini garanti altına almaya çalışıyoruz. Biz sıradan bir millet değiliz. Biz 21 milyon kilometre kare topraklardan, evet, azala 780 bin kilometre kareye gelmiş. Dolayısıyla toprak nedir? Bunu çok iyi bilen bir milletiz. Erdoğan, Türkiye'nin tek amacının milli güvenlik olduğunu belirtirken bunu yok sayanlara Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de, her yerde gereken derslerini veriyoruz ifadelerini kullandı. Bize kimse kabile devleti muamelesi yapamaz. Biz bunları aşmış bir ülkeyiz. Onun için de şu anda bu nazarla bize bakanlara Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de, her yerde gereken derslerini veriyoruz. İnlerine giriyoruz. Girmeye de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'la görüştü. Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, konsey üyeleri Şefik Caveroviç ve Zelko Komšić ile de görüştü. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi binasında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Hoş geldiniz Cumhurbaşkanı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan sevgi gösterisinde bulunan Bosnalılar ve Bosna'da yaşayan Türk vatandaşlarını selamlayarak fotoğraf çektirdi. Çekiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Siz bize bakın hanımlar. Arkadaşlar. Sayın seyirciler, 15 Temmuz yaklaşıyor ve 15 Temmuz'un yıl dönümü öncesinde de bir takım etkinlikler düzenleniyor. O etkinliklerden biri de bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaydı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, 15 Temmuz gazisi olan Diyanet personeliyle bir araya geldi bugün. Başkan Erbaş, eğer bir milletin şehitliğe ve gaziliğe hazır gençleri yoksa o millet çökmüştür dedi. Erbaş, geleceğimiz olan nesilleri ezan, bayrak ve vatan uğruna gerekirse şehit ve gazi olabilecek inançla yetiştirmemiz lazım diye konuştu. Onlar 15 Temmuz hain darbe gecesinin yaşandığı gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak verip sokaklara dökülmüşlerdi. Bedenlerini tankların ve bombaların önüne siper ederek darbenin gerçekleşmesine izin vermediler. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Diyanet'te görev yapan 15 Temmuz gazileriyle buluştu. Bazılarınızın yanındaki arkadaşlarınız şehit oldu, sizler gazi oldunuz. Dolayısıyla ayırmak mümkün değil. O açıdan biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yerde, kürsülerde, minberlerde, mihraplarda bunu anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Başkan Erbaş, 15 Temmuz'da Türkiye'nin işgaline karşı destan yazan şehit ve gazilerimizi hatırlattı. Türk gençliğinin ezanı, bayrağı ve vatanı uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyecek inanca sahip olduğunu belirtti. Eğer bir milletin şehitliğe ve gaziliğe hazır insanları, gençleri olmazsa o millet çökmüş demektir. Bu açıdan dünyada bu duyguyu taşıyan ve bu inancı en yüksek olan millet hangi millettir diye sorsalar tereddütsüz cevabımız bizim milletimizdir. Bizim milletimizdir. Anadolu insanıdır, Türk milletidir. Bu topraklarda yaşayan insanlardır. Yıl geçmemiştir ki onlarca, yüzlerce şehit vermesin. Tarih boyunca böyledir. Bizim bildiğimiz, bizim yaşadığımız tarihte değil sadece. Yani bazen
terör grupları kurdurmuşlar. Onlarla bizi savaş alanlarına sürmüşler. Bazen böyle işte ihanet şebekelerini desteklemişler. Onlarla bizi savaşa sürmüşler ve her zaman bir şehitlik ortamı oluşmuş. İslam'da şehitlik ve gazilik makamının önemini belirten Başkan Erbaş, neslimizi bu duygularla motive ederek yetiştirmeliyiz diye konuştu. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu duygularla yetiştirmek zorundayız. Çünkü bizim eğer çocuklarımıza küçük yaşlarda bu bilinci, bu şuuru, bu ahlakı vermezsek, işte o zaman izmihlal diyoruz ya, izmihlal, bir çöküş başlar. Ama biz çocuklarımızı yetiştirirken şehitlik ruhuyla, gazilik ruhuyla yetiştirirsek ilelebet milletimiz payidar olur. Programda Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da bir konuşma yaptı. Bu tür buluşma ve programlarla hainlere karşı bundan sonra da kararlı mücadele vurgusu yapıldığına dikkat çekti. Bir araya gelmek, hemhal olmak, hasbihal olmak, efendim o gün yaşananları, acıları tazelemek değil. Sadece yaşananları hafızalarla kazılarak, net hale getirerek mücadelemizi, öyle dedi ya arkadaşlarımızdan birisi, bu mücadele bitmez, bitmedi. Bin yıldır bu topraklarda var olmaya devam edecek. Yapılan konuşmaların ardından şehitler için dua edildi. Vafana vafilene verhamne ente mevlana tunsurna ala kavmi münafikin. Allahümme ec'al devletena daimen evlendena halimen sallallahu aleyhi ve sellem. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hainlere direnen kahramanlardan biri de Musa İlhan idi. Darbecilere karşı göğsünü siper eden İlhan, İstanbul Akom'da kalbinin yakınına isabet eden kurşunla yaralanarak gazi oldu. 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanlığı'nı da yürüten kahraman gazimiz 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını bakın nasıl anlattı. Bak askerler hep yerde, bak bekliyor çocuklar, bak. Var oldu. Evet, vurulmuş. Birisi vurulmuş. Vücudumdaki kurşunu 3 şeyle eşleştiriyorum. Vatan, bayrak, namus. Biz o gün vatanımıza sahip çıktık, öyle düşünüyorum. Biz o gün bayrağımıza sahip çıktık. Biz o gün namusumuza sahip çıktığımızı düşünüyorum. Benim için kurşun bunu ifade ediyor. Kardeşim şurada araba var, araba var. Arabaya gir. Türkiye'nin yakın tarihine kara bir damga vuran 15 Temmuz hain darbe girişiminde 251 vatan evladımız şehit olurken 2703 vatandaşımız ise yaralanarak gazi olmuştu. Hala ateş ediyorlar. O karanlık gecenin şehitlerinden biri de darbe girişimi esnasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi bahçesinde kalbine yakın bir bölgeye isabet eden kurşunla yaralanan Musa İlhan'dı. Akom'a geldim. Buradan da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidecektim. Girer girmez çatıdaki asker vardı orada bir tane. Onun yaptığı ateşle vurulmuşum. Tam şu ağaçların, aracın olduğu yere düştüm. Tabii ambulansa falan izin vermemişler yaklaşmasına. Ambulanslar yoktu zaten. Küçük bir binek arabayla beni ilk özel bir hastaneye kaldırmışlar ok meydanında. Orada bir ön müdahale yapıldıktan sonra durumun riskli olduğunu anlaşılınca ok meydan eğitim araştırma hastanesine sevk etmişler. İlhan yoğun bakımda uyandığında aklına ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin durumunun geldiğini belirtti. İlk uyandığımda Cumhurbaşkanımızı sormuşum. Yani Cumhurbaşkanımız yaşıyor mu? Ya da işte bu darbe başarılı oldu mu olmadı mı diye. Rabbim bana haccı nasip etmişti. İlk Kabe'yi gördüğümde şöyle bir dua etmiştim. Ben şehadet istemiştim. Rabbim bizim şehadet nasip etmedi, gazi nasip etti. Buna da şükürler olsun. Cenab-ı Hak bir daha o günleri göstermesin ve bu arada göstermemesi içinde tabii ki bizim de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu noktada devlet olarak bu hainlerle mücadelede sonuna kadar devam ediyor. Türkiye genelinde bugün yine geniş çaplı FETÖ gözaltıları vardı değerli izleyenler. İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de Fethullahçı terör örgütünün TSK yapılanmasına dair soruşturma çerçevesinde 228 zanlı için gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 700 başı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 assubay olmak üzere tamamı muazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerin 100'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 33'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 37'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup. Aralarında 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 700 başı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 assubay var. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızdırdığı ve birebir veya ikili üçlü gruplar halinde örgütsel olarak öğretmen tabir edilen sivil unsura bağlılık yoluyla birbirini tanımayan hücreler şeklinde örgütlenmeyle gerçekleştirildi. Örgüt üyelerine FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri sorumlusu Namık Kod adlı Adil Öksüz tarafından aşağıya doğru silsile yoluyla bir kısım hücrelere talimat verildi. Örgüt mensubu asker şahıslar da fiilen bu talimatlara katıldı. Başsavcılığın açıklamasında ilginç bir tespite de yer verildi. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış ve halen deşifre edilemeyen mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu belirtildi. FETÖ'nün devletin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü olduğu kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturmalarına dair de rakamlar verdi. Askeri personelle ilgili olarak 29 Kasım 2017'den bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 2287 asker şahıs şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmiş. Bu şüphelilerden 1980'i yakalanmış, 1233 kişi tutuklanmıştır. Şüphelilerden 515'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunarak örgütsel faaliyet ve mensupları hakkında faydalı bilgiler verdiklerinden bahisle serbest bırakılmıştır. Ayrıca 222 zanlı adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. İzmir'de de Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 20'si muvazzaf, 5'i eski asker, 10'u sivil, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 20 ilde gözaltılar yapıldı. Zanlıların FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve mahrem imamlarca ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlendi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 5'i muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş 9 askerle 8 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kocaeli, Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa'da şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Sayın seyirciler, bugün Almanya'dan gelen bir haber bir anda gündemi hareketlendirdi. İslam düşmanı saldırılarla dikkat çeken ülkede bu kez bir bomba ihbarı gerginliğe neden oldu. Köln Merkez Camii'nin de içinde bulunduğu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi'ne ırkçı bir örgüt tarafından bomba ihbarı yapıldı. Neyse ki ihbar asılsız çıktı. Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi'ne bomba ihbarı sonrasında gergin saatler yaşandı. İhbar, Almanya'da aşırı sağcı bir örgüt olarak bilinen Volksfront tarafından DİTİB'e gönderilen elektronik postayla yapıldı. Halk Cephesi diye bir örgütün cami giriş kapısına yakın bir yere bir bomba yerleştirdiğini, bir lastik patlayıcı yerleştirdiğini ve bunun saat 11 çeyrek geçe patlayacağını ve binayı boşaltmamız gerektiğini ifade eden bir mail aldık. Bomba ihbarı içeren yazı polise iletildi. Köln Merkez Camii'nin de içinde bulunduğu DİTİB Genel Merkezi'ni tahliye eden polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Binada arama ve detaylı inceleme başlattı. Bomba aramasında özel eğitimli köpekler de kullanıldı. Binadaki inceleme sırasında DİTİB merkezinin bulunduğu noktada yollar trafiğe kapatılırken yakından geçen tramvay ve tren seferleri de iptal edildi. Korkulan olmadı ve bomba ihbarı asılsız çıktı. Şu an itibariyle yapılan araştırmalar sonucunda kokuya duyarlı köpekler tarafından da arama yapıldı. Herhangi bir şeyin olmadığı ifade edildi. DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Almanya'da son günlerde İslam düşmanı saldırılarının artmasına dikkat çekti. Yakın zamanda 1-2 hafta içinde önce
Şirinkli Şorştay'ında Şirinkli camimizde Kur'an-ı Kerim'le yırtılarak tuvalete atıldı. Bu basında geniş yer buldu. Dün gece yine Kasrühan Merkez Camimize bir saldırı gerçekleşti. Bugün de bu ihbarı geldi. DİTİB'in her zaman toplumda barışı, kardeşliği ve huzuru destekleyen bir kurum olduğunu belirten Türkmen, medya, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşlarının da bu noktada kullandıkları üsluba dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi. Camilere yapılan saldırıların faillerinin bulunması meselesi bizim açımızdan çok önemli. En büyük arzumuz bu korkuyu, toplumda bir paniği, korkuyu yaratmaya çalışanların bu isteklerine biz karşı durmalıyız. Bunun için de polisimizle, siyasetimizle, kurumlarımızla toplu bir mücadelenin içine girmemiz gerektiği artık aşikardır. Evet, böyle bir olay hareketlendirdi Ankara'nın gündemini değerli izleyenler. Almanya'da yaşanan DİTİB Genel Merkezi'nin de içerisinde bulunduğu bölgeye yönelik bomba ihbarı neyse ki asılsız çıktı dedik. Telefon attığımızda DİTİB Genel Başkanı Sayın Kazım Türkmen var. Konuyu kendisiyle ele alacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ne yapılmaya çalışılıyor size göre Sayın Türkmen? Neden böyle bir ihbar gerçekleştirildi? Daha önceden de sizin az önce haberimizde de izledik. Almanya'da bazı camilere yönelik de bir takım saldırılar ve ihbarlar gerçekleşti. Neler söylemek istersiniz? Yapılmak istenen nedir size göre? Tabii öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Özellikle Avrupa'nın genelinde aşırı sağ bir yükselişin olduğu bir gerçek. Bu basında, medyada, her yerde diyor. Tabii son günlerde Almanya'da aşırı sağcı bir örgüt tarafından bir valinin öldürülmesi, aşırı sağcı örgütleri tamamen gündeme taşıdı. Medyada yaklaşık bir iki haftadır aşırı sağ örgütlerle ilgili bir hassasiyet oluştu ve bu konuda bir tartışma başladı. Esasında geçmişte gördüğümüz özellikle 2016 yılında medyada bu tür tartışmalar sonucunda cami saldırılarının büyük bir artış gösterdiğini biz gözlemledik. Şu anda da bir iki haftadır böyle yoğun bir tartışma o tarafa dikkat çekince bu tür örgütler de daha fazla dikkat çekmek ve korku yaratmak için zannediyorum ki bu tür eylemler yapıyorlar. Zannediyorum haberde de verdiniz bir iki hafta içinde. Önce Schleswig-Holstein eyaletinde, Schleswig camimizde Kur'an-ı Kerimler yırtılarak tuvalete atıldı. Dün gece yine Karlsruhe'de bir camimize, merkez camimize saldırı oldu. Bugün de böyle bir bomba ihbarı yapıldı. Tabii burada Köln polisine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok hassasiyet gösterip dikkatle aradılar ama bizi asıl mutlu edecek olan şey bu faillerin yakalanması. Evet. Pek çok yerde kameralarımız var. Kameralar olduğu halde, tabii burada herhangi bir şey olmadığı için kameralara bakma ihtiyacı da doğmadı. Çünkü bir bomba bulunmadı çok şükür. Pek çok cami saldırılarında kameraya yansıyan görüntüler olmasına rağmen yani failler yakalanabilmiş ve adalete teslim edilebilmiş değil. Tabii bu muhtemelen bu tür örgütlere cesaret verebilir. Dolayısıyla bugünlerde sıklıkla tartışılan bu konuda medyanın, siyasetin, sivil toplum örgütlerinin, dini cemaatlerin herkesin hassas olması ve herkesin diline, üslubuna çok dikkat etmesi gerekir. Tabii her şeyden önce, bütün bu dikkatlerden önce de emniyet ve adliye teşkilatı suçları bulup mahkeme karşısına çıkartılmalıdır. Çünkü dünyanın her tarafında olduğu gibi terör korkudan beslenir, terör kargaşadan beslenir. Dolayısıyla toplumda korku ve kargaşa yaratmak istedikleri aşikar. Burada da Müslümanlara, yabancılara karşı belli terör örgütlerinin bir korku yaratma amacı güttüğü zaten daima kendi ifadelerinde de söylüyorlar. Evet. Burası bizim vatanımız, burayı terk edin diye ifadeleri var. Ama biz de diyoruz ki hatta bu sene camiler ve din görevlileri haftasında işleyeceğimiz konuda haymat yani vatan konusu artık biz de diyoruz ki bu tür terör örgütlerinin korkutmalarını aldırış etmeden
Almanya bizim ikinci vatanımızdır. Buradaki vatandaşımız artık bunu net bir şekilde ifade ediyor ve bu tür korkularla hareket edecek bir toplum olmadığımızı herkese göstermek istiyoruz. Çünkü biz Almanya'nın bir parçasıyız ve daima sevgiyi, kardeşliği, huzuru, barışı önceleyen bir sivil toplum örgütüyüz. Böyle bir amaç var. Siz de bu amacın gerçekleşmemesi noktasında oradaki cemaate telkinlerde bulunuyorsunuz. Bir korkuya kapılınmaması gerektiğini belirtiyorsunuz. Peki oradaki vatandaşlarımız bu tür olaylardan nasıl etkileniyor efendim? Oradaki Müslümanlar kutsallarına yönelik yapılan bu saldırılar karşısında nasıl bir tutum sergiliyor gözlemleyebildiğiniz kadarıyla? Yani tabii şuna şükretmek gerekiyor. Şu anda bütün dini cemaatler, ortak platformu olan Müslümanlar Koordinasyon Kurulu, KRM dediğimiz, KRM'de bir açıklama yaptı. Müslüman cemaatler sahip çıkıyor, başsağlığı diliyorlar. Yani geçmiş olsun diyorlar, başsağlığı ifadesi belki yanlış oldu. Evet. Geçmiş olsun diyorlar. Bu manada Müslümanlarda bir duyarlılık var. Tabii vatandaşta ister istemez bir tedirginlik oluşmuyor değil. Çünkü polis geliyor sizin mabetinizi kuşatıyor. Bir de şöyle bir şey var. Tabii burası Köln Merkez Camii. Çok sayıda yabancı misafirin ve davetinin de daima geldiği bir cami. Tam bomba ihbarı yapıldığı saatlerde aslında camimizde bir kullanan öğrenci grubumuz vardı mesela. Evet. Ha, biz onlara farklı şeyler söyleyerek bir paniğe sebep olmadan usulca binayı ve camiyi boşalttık. Ama dolayısıyla burası çok turist de alan bir yer olduğu için bütün etraf polisle çevriliyor, trafik durduruluyor, metro, tramvay durduruluyor. Ve bu ister istemez bir gerginlik her şeyden önce bir üzüntü ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla ama biz vatandaşımıza tabii vaazlarımızda, hutbelerimizde daima terörün yapmak istediği hedef bu. Biz o amacı, terörün ve teröristin amacını gerçekleştirmemesiyle ilgili gerekli telkinlerde daima bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz. DİTİB Genel Başkanı Sayın Kazım Türkmen, çok teşekkür ediyoruz ve geçmiş olsun diyoruz efendim sizin nezdinizde oradaki vatandaşlarımıza ve diğer Müslümanlara. Sağ olunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun efendim. Evet, bir başka haberle devam edelim. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş bugün Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında kurban bağışında bulundu değerli izleyenler. Başkan Erbaş vatandaşlara mazlum coğrafyalara kurban bağışı yapmaları noktasında çağrı yaptı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Selim Argun, Huriye Martı ve Burhan İşleyen de Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulunan isimlerdendi. Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2019 yılı vekaletli kurban organizasyonu kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bağışta bulundu. TDV'ye kurban bağışına bulunan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, kurbanını vekalet yoluyla kesilmek isteyen vatandaşları TDV'ye bağışta bulunmaya davet etti. O babanız İbrahim'in sünnetidir. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat'tan vakfın faaliyetleri ve vekaletle kurban kesimi organizasyonuyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı. Böyle coşkuların ortaya çıkmasına... Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Selim Argun, Huriye Martı ve Burhan İşleyen de TDV'ye kurban bağışında bulundu. Şimdi ekranlarınıza bir yapı getireceğiz değerli izleyenler. Burası Bilecik'te şehirler arası yolun kenarında bir kulübe. Daha doğrusu kulübe tabiri de abartılı olur, bir kabin. O kabin bakın ne için yapılmış. Ahşap malzemeyle yapılmış, çuvallarla çevrilmiş, bir de nazar boncukları asılmış. Nihayetinde namaz kılabilmek için el yordamıyla bir mekan oluşturulmuş. Burası Bilecik'le Bursa'nın Yenişehir ilçesini birbirine bağlayan yol kenarında bir çeşme başı. Araçlarıyla seyahat edenlerin namazlarını kaçırmamaları için yapılmış deyim yerinde ise bu mescit. Bursa'dan Bilecik'e geliyorduk. Yol, hava çok sıcak. Sıcaktan dolayı burada bu çeşmeyi gördük. Elimizi yüzümüzü yıkayalım diye bizi şaşırtan bir şeyle karşılaştık. Bu kabin mescitte namaz kılanlar hem kıbleyi şaşırmıyor hem de namaz kılarken çevredeki börtü böcek ve haşerattan korunuyor. Bursa Bilecik istikametinde yolculuk yapıyorduk. Çeşmeyi gördük, durduk. Burada namaz yerini gördüm, namaz kıldım.
Kim yaptıysa, kim mesul olduysa Allah razı olsun. Kabin mescidin yanında alanı temiz tutalım, temizlik imandandır yazan bir tabelayla da namaz kılanlar uyarılmış. Burada bir vatandaş mescit yapmış. İnsanların dini ibadetlerini yerine getirmeleri için çok da güzel olmuş. Yani ben kendim bir vatandaş olarak bu tür görüntü hoşuma gitti. Demek ki bir ihtiyaç var o bölgede. Mescit konusunda buradan da yetkililere çağrıda bulunalım. Ve bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Sevdiklerinize birlikte mutlu, huzurlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.